sizi böyle alalım. Hem röportaj yapalım hem sohbet edelim. Şimdi boruyu bağladık. Kamışı da bağladık. Ondan memnun evet. musunuz? Bir onu da söyleyelim. Canlı canlı sunalım insanlara. Memnunsanız memnunsunuz. Değilseniz değil. Valla ilk kez tek kamışta tutan bir boru, bir kamış gördüm. Canım sana zahmet kapıyı bir açar mısın? Açıkçası. Yani gayet güzel tuttum. Bu ayar iyi diyorsunuz. Güle güle kullan. Gayet güzel bir ses aldım. Garip ne yapsın böyle? Garip garip geldi. Garip Bey de geldi bağlaması için. Evet. Şey, hocam hiç uyum sağlamamışız ama. Şey, sakin kafayla dinledi. Öyle mi? Sen başka çalmışsın, ben başka söylemişim. Sağlık olsun, daha çok çalarız. Vallahi. Daha güzel bir giriş yapacaktık aslında. Asım Bey, bundan sonra inşallah Cengiz Usta'nın borular, ürettiği evet. boruları kullanacaksınız. Kamışları kullanacaksınız. Cengiz Usta'yı YouTube'dan izledim. Yeni kalktım, tanışıyoruz. Kalktım İstanbul'dan. Buraya geldim. Eyvallah, yani, hoş hakikaten geldiniz. Hakikaten böyle bir teknolojik gerçek var mı diye. Evet. Onda da şu anda gayet güzel istediğim şeyi yakaladım. İnşallah devamı gelecek. İnşallah hayırlısı diyelim. Kendi gözünüzle görmek ayrı bir şey. Diğer zurnacı arkadaşları da arıyor İstanbul'da. Hani mesafe uzak diye gelmek istemiyorlar. Vallahi yaptığın iş için mesafe uzak olmaz. Önemli de değil mi? Bu meslek için gidip yerinde bulacaksın. Ben kalktım geldim. Aynen. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim gelmelerini, görmelerini. Ondan biraz daha sert. Ama isterseniz yumuşatabilirsiniz. Onu da deneyelim. Bu arada hemen sizi tanıtalım. Memleket. Memleket Gümüşhane. Şiranlı. Şiran'ın zurnacıları. Ben severim. Ankara'da Şiran'ın zurnacı çok. Çok da iyi icra ederler. Melodik bakımından da bize de yakınlar. Ben İmranlılıyım. Bizim Ezgi'ler de size yakın. Sivas İmranlı'yı bilir misiniz? Bilirim. Gittim. Bizim kültür de size yakın. Çok yakınız birbirimize. Ama tabii sizler biraz daha bunu geliştirmişsiniz. Bizimkilerden daha iyi çalıyorsunuz. Ezgisel anlamda da zenginsiniz. Folklorik anlamda sizinkiler daha zengin. Gidip sizin memleketin insanlarını da o toprakları da gördüm, ziyaret ettim. Sıcakkanlı insanlar, beni misafir ettiler. Arkadaşlarım da var hatta oradan. Anadolu'nun insanı genelde öyle olur. Evet. Her yörenin insanı bir olmuyor ama sizin yören insanları sıcakkanlı. Hocam şöyle bir aşağıya doğru gideyim. Birkaç arkadaş var. Tamam, bağlamanı al. Ondan sonra görüşelim tekrar. Olur, görüşürüz ha. Ben bir saat sonra gideceğim kılıf almaya. Tamam. Uğrarım. Görüşürüz yine. Ara benim. Varsa iyi olur. Var canım var. Yollarda sefil olmayız. Garip adam da olmaz mı ya? Garip de ne gezer diyorsun ha? Sert ama zil ses verir. Siz biraz ilk etapta biraz bir deneyin. Ona göre ben buna yumuşatacağım. Tamam. İyi kamış. Etli. Bak. Sorar mısınız? Şey vereyim hemen. Ne olur ne olmaz. Vay. Hadi senin kursun. Berk, bu arada hemen seni de bir tanıştıralım da şimdi zurna çalacağız, senin kafan şişer. Zurna sesine alışkın değilsin. Ha yok, güzelmiş. Beklediğinden iyiymiş yani. Bu bağlamayı da tamir işi yaptık. Berk kardeşimiz ait. Kendisi öğrenci. Hangi üniversiteydin? Top Üniversitesi'nde elektronik bölümündeyim. Evet, hem elektronik hem elektrik bölümünü okuyor. Bu arada da bağlama meraklısıymış genç kardeşimiz. Tebrik ederim. Bağlamasının bir kırığı vardı. Düşürmüşler. Belki de bayağı bir üzmüşler. Şuradan şuraya kadar boydan boya açılmıştı. Şu an onardık. Nasıl sence? Yani gayet iyi olmuş. Şey olarak belli olmuyor. Ben sadece yerini bildiğimden dolayı. Evet. Direkt hani neresi olduğunu artık ezberledim göre. Evet. Ama şu an belli olmuyor yani. Genel düzgünce olarak yapıştırdık. Cilasını attık, parlattık.
Belki de söyledim. Burası garanti altındadır. Burada kırılırsa ikinci defa aynı yerden ücretsiz yapacağım. Güle güle kullan diyorum. Bağlama sesi de güzel. Güle güle çalıyorum. Üniversite öğrencilik hayatında da başarılar diliyorum. Yakında inşallah sizin üniversiteye de geleceğim. Hacettepe Üniversitesi'ne gideceğim seminer vermeye. İnşallah sizinkiler de davet ederse sizinkilere de geleceğim. Evet, sen bağlamanı çalabilirsin. Kafana göre takıl, biz şu zurna kamışlarını ayarlayalım. Tamam. Abi şu kamışı deneyecek misiniz? Şöyle gümüşhane havalarından. O biraz serttir. Hemen deneyin. Ona göre yumuşatacağım. Sertlik derecesini ayarlayalım. Cengizistan'ın kamışları özeldir arkadaşlar. Her yerde bulunmaz. Şöyle bir bakın. Zurnacılar bir kıskandırayım. Şu da benim ürettiğim borular. Lehimsiz borular. Ve de kamış. Sert değil mi? Evet. Siz diğer boyuyla isterseniz bir iki gümüşhane havası vurun. Canım, kapıyı kapatabilir miyiz sana zahmet? Bağlamanla zurnaya eşlik et. Çok zor. Sert kamışları üstten hafif inceltiyoruz arkadaşlar. Çok almıyoruz. Çok alırsak zayıflar arkadaşlar. O sert kabuk kısmını alıyoruz sadece. Thank you.
Bir de şunu deneyelim. Gayet yumuşaklık şu an iyi oldu. Çaldıkça da zaten kendiniz ayarlarsınız. Üzerinden biraz da yakma yaparız. Reklam yapıyorum. Kamış ve boru reklam yapıyorum. Biraz da üstten kısaltabiliriz onu. Tutmadıysa değiştirelim. Tutmadı bak, öbürü lak diye hemen ikisini birden tuttu abi. Aslında tutar da biraz daha ayarlamam gerekiyor. Biraz daha üstten... Öbürü mesela... tuttu. Şimdi ben bunu yakarsam hemen tutar. Şimdi bak. Şimdi bakalım. Kamış ayarlıyoruz da arkadaşlar. Kamış ve boru. Biraz sert gözükür ama değildir. Çalınca tam oturur o kamış. Biraz daha ıslatın. Getirin ufak bir ayar daha yapayım ona ben. İnceye takılıyor. Boyu biraz uzun, onu şey yapayım. Bu
yumuşadı değil mi biraz? Biraz deminkinden yumuşadı, evet. Bayağı bir yumuşadı. Biraz da ipi üste alırsak tam oturur bu kamış. Evet, şimdi daha iyi. Biraz da ipi üste kaydırırsak tam oturur o kamış. Değiştirelim olmazsa. Onu ayarlamak biraz uzun süre de. Onu değiştirelim. Başka kamış takalım. Öbür bu şeyle bir deneyim bakayım. Belki onu olmuyor. Hayır, normalde o tutar, o kamış tutar da. Elden geçmesi gerekiyor. Size sert geldim. Ben arabaya bir bakayım dedim abi. Taksi durağının oraya bıraktım. İkinci sıraya mı park ettiniz? Yok, şey tam taksi durağının önüne. Öyle mi? Hemen şey yapın o zaman. Çektirirler sonra. Peki. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor işte. Sınavlarla uğraşıyorum. Arada dedim. Müsaitken buraya geleyim. İyi yapmışsın. Bağlamayla stres atacaksın. Evet, başka türlü olmuyor ya. Sınav yoğunluğunu bağlamayla yatıştıracaksın yani. Zaten bu hafta tam ihtiyacım olduğu zaman da yoktu. O yüzden. Biraz bağlama özlemi oldu değil mi? Arkadaşlar, kamışlar hadiye olmuyor. Her kamışın kendine göre bir ayarını uydurmak gerekiyor yani. Şu an bu kamış sert, biraz borudan yukarı alacağız. Beyefendi de yumuşak üflüyor, yormasın diye. Bir de kamış akordu tutsun diye. Şu an ileri doğru aldım. Az önce çok sert ayarlamıştım. Bağlamadan sonra da zurna çalmaya ne dersin? Yani, yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Zurnaya nasıl bakıyorsun? Yok, ses genel olarak güzel. Zaten kendi içinde akustiği olan bir alet. Hani benim evet. Şey yaptığım kadarıyla. Güzel bir sesi var yani. Sizin bölgelerde çalarlar mı? Kullanırlar mı? Yani bizde pek kullanmıyor. Ben Ereğli'yim, Zonguldaklıyım. Evet. Sizde sadece bağlama mı var? Bizde bağlama var. Yani genel olarak evlerde bulunan halk müziği çalgısı bağlama oluyor. Onun dışında zaten diğer müzik aletleri oluyor. Keman olsun, gitar olsun. Keman da var, evet. Thank you.
söylendim abi, bir şey olmaz dedi. Biraz daha öne aldım. Yumuşattık. Şimdi tekrar bakın. Olmasa yeni kamış takacağız. Bunu tekrar deneyin. Herkesin şeyi ayrı değil mi? Sizinki ayrı. Bizimki ayrı. Nasıl? Değişme var mı? Var. Değişme %100 değişme var. Evet. Şimdi... Tarafları galiba. O kafasını oraya mı bıraktık acaba? Yok, burada yok. Belki arabanın içine girdiyseniz bırakmış araba olabilir. Arabayı döndürdüm. Evet. Şu an burada gözükmüyor. O zaman getirin biraz daha düzelteyim ben onu. O tam oturur. Abi bu şeyi adam bıraktık ya. Ben bir bakayım geleyim abi. 2 dakika ya. Yeni katılan dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Atölyemizde misafirlerim var. Berk kardeşimiz Tobu Üniversitesi'nden kalkıp buralara kadar geldi. Elektrik elektronik mühendisliği okuyor.
Bravo, tebrik ediyorum. Bir de İstanbul'dan bir misafirim var. O da zurna borusu ve kamış için geldi. Şimdi onları ayarlayacağız. Göndereceğiz. O giriş kapısının evet oradan sağ girerseniz lavabodur. Birazdan yeni misafirlerim gelecek. Bugün misafirimiz çok arkadaşlar. Evet, yanımda böyle gittim. Arabayı çevirirken orada koltuğun üstüne bırakmışım. Dalgınlıkla. Ercan Bey merhabalar. Merhaba Dicle abi. Vallahi siz nasılsınız? Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Dicle abi ne yaptınız? Şimdi ben dışarıda işim var. Az bir şey kaldı. Senin işte. Onu... Dicle abi. Efendim? O bir parmak var. Üzerinde iyice dur. Orada dört bir koltuk kurmasını herkes istiyor. Tamam. Tamam olur. Yani. Yarın sabah gelebilirse yarın sabah veya da akşam gelebilirse bu akşam. Valla 50 demiştik herhalde gazacık için. Tamam. Evet tamam olur. Tamam kargacını ben ayarlarım zaten zurnanın yapısına göre. Tamam. Yeni zurna mı? Ben siparişe göre yapıyorum. O yüzden elimde yok şu an. Sesini anlayamadım. Zurna çalıyor da duyamadım. Tamam, tamam olur. Şu... Oldu, görüşürüz. Bunun şu girişini, ipi mi şey yapacağız birazcık? Saralım. Yok, girmiyor. Ha, girmiyor, açalım. Şimdi bunun altında boşalmış da, şimdi öbür zurnaya uymaz. Hani ikisini ayrı ayrı mı kullanacak? Buna uysun, o, bu önemli benim için. Evet, bunun altında boşalmış da ben buna ip sardım. O öbürüne. O öbürüne diyorsun. Ne tamam. Var? Bu tarafta çalalım da bayanın kuaförün yanında bitişik ses geliyor, şikayet ederler bizi. Öyle mi? Kavtaya şikayet ederler. Bayanları rahatsız etmeyelim. Bayanlar hassastır. Öyle de. Ben de burada siz rahatsız oluyorsunuz. Orası müsait de öyle şey yaptı. Geçen zabıtaya şikayet ettiler de herhalde kokudan dolayı şikayet ettiler. Kim şikayet etti onu da bilemedik. Bu aynı kamış değil mi? Aynı kamış. Tutmadım. Ne fark etti ki aynı boru, aynı zurna? O zaman yani boruların çapı aynı. Kamışın cinsiyle alakalı işte onun ayarı farklı, onun ayarı farklı. Şeye mesela ondan taktığın zaman oklavayı falan çok rahat, güzel bir şekilde.
Onda da alır da işte kamışın ayarını bulmak lazım. Her kamışın ayarı farklı. Bunun ayarı denk geldi, tuttu. Tutar yani, ondan da tutar da. Oynamak lazım. Bazı kamışlar emek istiyor. Biz onu sökelim. Yeni kamış da kalmış. Size uymadı herhalde o. Bu kamışı sökelim. Yeniden takalım. Yeni bir kamış takalım. Şimdi bunu da başkası gelir beğenir. Bu iş böyledir. Şey beğenir ve beğenmede alakalı değil de o şeyde... Her tutar başkasının zurnasından tutar. Nefes şiddetine göre değişir çünkü. Sizin nefes şiddetinize göre uymayabilir. Herkesin çalımı farklı olduğu için. Şunu son kez bir daha bakayım, bunu kaldıralım mesela oyun havalarında bu daha iyi gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Salonlarda mesela bizde böyle harman oyunları derler mesela. Oralarda mesela bu büyüğü daha iyi gidiyor. Bu da salonlarda. Salon, düğün salonlarında daha oyunlar. Öyle söyleyeyim size. Kamışı yumuşak çalıyorsunuz o yüzden. Bunun ayarı tam size göre. Evet, biraz hani tam sert de değil, orta. Bir deneyin bakalım ne sonuç verecek. Sizin ayarınız anlaşıldı. Bu şeyden arkası çıkıyor, ondan arkaya biraz ipi şey yapacağız. Tamam. Efendim. Şeydeyim ya. Zurna şeyle ilgili kamışmamış ayarlatıyor. Yok ararım ben seni, işim var şu. Arkadaşlar bu çıkan kamışı ben kendime göre ayarlayacağım. Tam benim tarzım bir kamış. Yarın ben de düğün çalacağım. Davul zurna çalacağım. Şimdiden hazırlık yapayım. Değil mi? Hazır kamışlarla uğraşırken.
çaldıkça o şeyi alır abi. O tutar tutar. O tutar. Şu arkalarını çıkıyor ya buradan, ona göre ayarlayalım şeylerini. Hı-hı. Bu tamamdır zaten bunu ayarlarımız. Bu tamam. Onu da ayarlayalım. Ben şu kamış benim hoşuma gitti de ben de yarın düğün çalacağım. Bunu yarın ben bir deneyeyim. Bizim zurnalar biraz daha farklı. Belki bunu o boruyu tutacak. Bir şey yap bakalım. Bizimkinde bu şey gider yani. Kamış gider. Sizinkiler biraz daha uzun değil mi? Kalağı geniş, uzun değil. Bizimkiler biraz daha kısa. Ha, geniş kalak. Şöyle. Evet evet, geniş kalak. Benim zurnam öyle. Tuttu. He? Tutar. Bence tutacak yani. Çok yaktık. Çok naylonumsu ip hemen alıp götürüyor. Şöyle bir deneyin. Sağ olun Şaban Bey, hoş geldiniz. Bunun altını da ayarlıyorum değil mi? Şuradan mı az şey yapsak ya da bozulur mu ayarı? Yok bozulmaz. Oraya seninki o biraz dar gibi. Abi açabiliriz orayı. Sanki şey ipi alta sıyırıyor abi. Evet. Tam oturmuyor ya orası. Thank you.
Erman Bey, bunlar zurna kamışı. Olmadı mı yine? Tutar mı dersin? İlerisinde bu biraz yumuşak şey yaparsa çaldıkça. Çok güzel tuttu. İleriki aşamada birazcık kamışçı yaptığı zaman daha da güzel olacak.
O en son en sonunda da tutturduk mu? En sonki. Tamam, ona da ayar çekmek gerekiyor. Ona da ayar çekmek gerekiyor. Tamam. Bunun da şeyi kaymış, ipi kaymış. Evet. O şeyden önce takmıştık ya, açmadan önce. Tamam. O zaman kaydı. Evet arkadaşlar, bugün kadar diyelim. Misafirlerimiz de görüşmek üzere. Ercan Bey buyurun. Ercan Bey.